İşte Kürtçe konuşulmuyordu, konuşuluyor televizyonlarda açık. Eskiden Kürtçe şarkılar bile yasaktı. Evet, bir takım hatalar vardı, onları aştık, onları düzelttik. Yetti mi? Yetiyor mu? Soruyor. Yetmiyor. Yok, ben sizin cevaplandırmanız için sormuyorum. Ana dilde eğitim mi istiyor mesela? Yani ana dilde eğitimi, ana dilde eğitimi Türkiye'de çok farklı siyasi partilere destek veren Kürt vatandaşların çok önemli bir kısmı istiyor. Onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hüdapar'a destek veren de, AK Parti'ye destek veren de, CHP'ye destek veren de, HDP'ye destek veren de ana dilde eğitim hakkını istiyor. Bize göre de bu temel bir insani haktır. Ve bununla ilgili şöyle bir örnek verdim ben. Daha önce de yine kameralar önünde bu örneği verdim. Bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Almanya Başbakanı olan Merkel'e seslenerek dedi ki, Sayın Merkel, entegrasyona evet ama asimilasyona hayır. Orada bizim vatandaşlarımız var. Onlar kendi dillerini, kültürlerini ve inançlarını unutmasınlar. Biz buradan öğretmen gönderelim, imam gönderelim. Onlara hem kendi dinlerini hem de kendi dillerini öğretsinler. Kendi dillerinde, ana dillerinde eğitim görsünler. Böyle bir talepte bulundu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı alkışladık. Dedi ki, bu doğrudur, iyidir. Kendi vatandaşına sahip çık, kendi vatandaşının hakkına, hukukuna sahip çık. Evet, her çocuğun kendi ana dilinde eğitim alma hakkı olmalıdır, olabilmelidir. Bu hakkı kullanır kullanmaz, o ayrı bir şey. Ama herkese bu hak verilmelidir. Şimdi siz Almanya'ya ekonomik nedenlerle çalışmak için gitmiş oradaki vatandaşlarınıza bu hakkı istiyorsunuz. Burada sizin vatandaşınız olan ve binlerce yıldır burada oturan, bin yıldır ataları, dedeleri, sizin atalarınız, dedelerinizle birlikte burada ama ondan da binlerce yıl yine aynı topraklarda yaşayan insanlar var burada ve bunlar sizin vatandaşınız. Kendi memleketinizde yaşayan, sizin idareniz altında olan kendi vatandaşlarınıza bu hakkı neden çok görüyorsunuz? Şöyle bir şey söyleniyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan vatandaşlar işte Türk denir, ana dil Türkçedir. Çünkü Türkiye'de işte Lazı var, Çerkezi var, Zazası var, bir sürü etnik köken var. Dolayısıyla herkes kendi ana dilinde eğitim almaya kalkarsa bu nasıl olacak? Yani işte bir ulusal bir birlik dağılımı gibi bir görüntü mü verir diye düşünüyorlar ve söylüyorlar. Ya daha doğrusu buna tepkililer ve karşılar. Osmanlı'da kaç farklı etnik gruba mensup insanlar yaşıyordu? Şimdikinden çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Osmanlı Afrika'nın ortalarına kadar oradaki siyah derli insanlar Osmanlı dağıldı vatandaşı. Ama Sayın Başkan. Osmanlı bundan dolayı mı dağıldı? Ya bundan dolayı demiyorum ama bir Osmanlı İmparatorluğu yok şu anda. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı tarihe bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmaya yüz tutmasının sebeplerinden bir tanesi de ta Yemen'deki memurun da Türkçe bilme, Türkçe konuşma mecburiyeti getirilmesinden sonradır. Herkes kendi memleketinde, kendi bulunduğu yerde, kendi diliyle eğitim gördüğü zaman problem yoktu. Kardeşlik bozulmuyordu. Tam tersi, eğer siz insanlara bir şeyi zorla dayatırsanız bozulur. Biz demokratik haktır yani, diyorsunuz. Peki, bu temel bir insan hakkıdır. Dolayı,